Merhaba arkadaşlar, 24 Mart güncellemeleri için buradayız. Biraz göz atacağız fakat bir tane sıkıntı var. Birincisi mikrofonumda bir sıkıntı var. Bu 8. kaydım. Sesim kesiliyor sürekli. Mikrofon sesimi almıyor. İnşallah alıyordur şu an. Burada gördüğüm alıyor ama masa üstüne çıkarttığında ses yok. Tek sıkıntım o. İkincisi arkadaşlar, oyun saat 10:27'de geldi. Fakat bu coin etkinliğinden bir bug olduğu için oyun şu an tekrar gitti, kapalı. O yüzden oyuna giremiyoruz. Biz güncelleme notlarımızı okuyacağız arkadaşlar. Sadece iki etkinliği okuyacağım. Dediğim gibi güncelleme notları. Etkinlik sayfamı yani videoları çekmiyorum. Sesli konuşmayı okumayacağım. Çünkü sadece test amaçlı virüsü Vega'ya gelmiş. Eski serverlara geldiğinde Rosetta'dayız malumunuz. Oraya geldiğinde deneyip yapacağız. Full Moon'u bildiğiniz için okumayacağım. Coin'le Dolunay etkinliğini okuyacağız arkadaşlar. Onun haricinde başlayabiliriz. İnşallah sesim geliyordur. Çarkıfelek etkinliği sona ermiş arkadaşlar. Knight Royale etkinliği sona ermiş. Asset NPC'sinde satılmakta olan Pathos Glove ve SC etkinliği sona ermiş. Asset NPC'sinde Ibex, Petbuff SC ve %90 XP kalkma kağıdı satışı başlamış arkadaşlar. Normal olarak alınan Ibex'ler 70M, Crisis ise 105M. Bunlar trade edilip pazara konulabiliyor. Ama DC Premium ya da War Premium ile alınan indirimli fiyat Ibex 55M, Crisis 80M, Crisis 80M olarak satın alınabilmekte fakat trade edilememektedir. Test konuşma sistemi oyuna eklenmiş. Sistem test edilmek üzere Sirius ve Vega sunucularına eklenmiş. Full Moon Rift etkinliği başlamış. Coin etkinliği başlamış. Dolunay etkinliği ve 1 artı 1 etkinliği başlamış arkadaşlar. Esant haritasında 4 ya da daha fazla kişi parti kurduğu zaman %100 daha fazla exp gelecek. Çok güzel bir uygulama. Esant haritasının gerek exploitları olsun gerek oyuncular için 80 level'a yardım edecek bir güncelleme arkadaşlar. Güzel. Ben bunu Adaga olarak algıladım arkadaşlar. Yanlışım varsa lütfen altta yazın. Ahka'da yazıyor. Adaga Shield Reverse artı 19'da yani Rep 19'da olan az defans sorunu düzeltilmiş. Esant haritasında ortaya çıkacak olan Soul of the Dark Dragon yaratığını öldürerek 7 günlük Hellfire Wing eşyası kazanma şansına sahip olabilirmişiz. Yaratık 9 saatte bir respawn olmakta. Etrafta olan yani bu kesildikten sonra etrafında olan oyuncular 3 tane Polluted Holy Water eşyası kazanacaktır. İngilizcemi konuşturdum. Balrog'da olması gereken eşya düşme oranının Bora'da olması ve Bora'da olması gereken eşya düşme oranının Balrog'da olması sorunu da giderilmiş artık. Bir daha yenileyelim. Oyunun neden gittiğini de tekrar şurada göstereyim arkadaşlar. Coin etkinliğinde bir bug olmuş. Herkese coinler var olarak 9 olarak filan Kinart'ta ilettiğini söylemiş. Büyük ihtimal bunun yüzünden oyun şu an kapalı tekrar. Biz Dolunay etkinliği ve Coin etkinliğini okuyup geçelim arkadaşlar. Dolunay etkinliği BDV, Kaos, Lunar Savaşları ve CZ haritalarında jeton toplayabilirmişiz. BDV etkinliğini kazanan oyuncular 10 adet Dolunay jetonu kazanacaklar. Kaos etkinliği sıralamasındaki oyuncuların %50'si yukarıdan aşağı doğru 10 adet Dolunay jetonu kazanacak. Lunar savaşlarında Garrison Kaptan ya da Gatekeeper öldürdüğünde etrafındaki oyuncular 3 adet Dolunay kazanacaklar. Gezi haritasında düşman oyuncuları ve yaratıkları öldürerek 1 adet Dolunay jetonu kazanabilecek. Gezi haritasında bir partideyken oyuncu ve yaratıklardan elde edebileceğimiz Dolunay jetonları parti eşya alma sırasında değişecek. Gelecekler pardon özür dilerim. Yani işte parti başkanı 2, 3, 4 diye eğer BDV ve Kaos etkinliğine giriş yaptıktan sonra oyundan çıkış yaparsak Dolunay jetonu kazanamıyoruz. Dolunay jetonu şu şekilde. Dolunay jetonları Maradon'da bulunan 833 ve 545 koordinatında bulunan NPC Lunar Order Priest Blank. Arkadaşlar Rift'e girdiğimiz NPC. Human Gate'in soluna doğru. Onu söyleyeyim şimdi giremediğim için gösteremiyorum. İlk seçenekten takas edebiliyormuşuz arkadaşlar. Bu jetonda işte gerekli jeton var. Verdiği adet ve hediyeler.
Bu hediyelerden sadece iki tanesini anlatacağım arkadaşlar. Absolute Watcher. Bu Absolute Watcher arkadaşlar açı açmaya yarıyor. 3 tane açı 3 tane voucher, yani 30, 60, 90 tane verdiniz. 3 tane voucher aldınız. Sonra Julian'a gidiyorsunuz artık. VIP menü. Julian'a. 3 taneyi verip 65 defansı açıyorsunuz. 20 taneyi verip 90 defans açıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Hediyeleri biraz sağlam tutmuşlar bu sefer. Lunar tatlı 30 günlük. İşte arkadaşlar burada bir materyal var. 150 taneye bir tane veriyor. Bundan topladığınızda Rovaz NPC'sine gidip birleştirdiğinizde Golden Star gibi bir merdaneyle dolaşıyorsunuz arkadaşlar. Yaratıkları 3 3 daha fazla hasar vermemizi. Şey, merdane. Yaratıklara %1 hasar vermemiz ikinci şey. Bu da güçlendirmesi yok arkadaşlar. CZ'yle neyse bunu okuduk. Coin etkinliği arkadaşlar. Bunu hemen de hızlı hızlı geçelim. İnşallah sesim kesik kesik gelmiyordur. 24 Mart ve 21 Nisan tarihleri arasında aktif olacakmış arkadaşlar bu etkinlik. Coin etkinlik ekranına ulaşmak için oyuna giriş yaptıktan sonra sol alt köşede yer alan işaretli butona basabilirsiniz. Şurası. İşaretli butona bastığınızda karşınıza aşağıdaki etkinlik penceresi gelecek. Her gün en fazla 8 adet coin toplayabiliyormuşuz. Her gün oyunda 1 saat süre geçirdikten sonra bir toplamda 4 adet coin toplayabiliyormuşuz. Belirtilen görevleri tamamlayarak her bir görev için bir toplamda 4 adet coin topluyoruz. Her gün bir defa add coin butonuyla 1M karşılığında bir coin alıyorum. Günlük coin sınırları her gün 10'da sıfırlanıyor. Hesap bazlı olarak çalışmaktadır ve bir karakterinizde 4 görevi tamamlayıp günlük coinlerinizi aldıysanız aynı gün içerisinde başka bir karakterle görev üzerinden coin alamıyormuşuz arkadaşlar. İşte görevleri de okuyup bitirelim. Karakter seviyenizin üzerindeki seviyede 30 tane yaratığı öldürün. 4 tane görev tamamlayın. CR veya BDV etkinliğini tamamlayın. Herhangi bir eşyanın seviyesini yükselt. Arkadaşlar bu şekilde jetonlar şu hediyeleri veriyor. Karşılığında şey coinler. Coinlerin yani bu ödülü nasıl alıyorsunuz? İşte biriktirdiniz coinleri, biriktirdiniz 100 tane oldu. 15 günlük kanat alacaksınız. Bunu tıklayıp şuraya tıkladığınızda alıyorsunuz arkadaşlar. Biriken coinler de burada yazıyordur büyük ihtimal. Şöyle. Bugünlük böyle olsun. Etkinlikleri dediğim gibi yani etkinlik çeken bir insan değilim. Sadece güncelleme notları benim amacım. Dilim sürçtükçe derken bile sürçüyor. Affola. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.